Taner Aksoy'la Haber Artı başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, hepinize iyi akşamlar. Yeni bir programla tekrar sizlerle birlikteyiz. Uzun bir zaman oldu, yaklaşık 1,5 yıl kadar. Son programı yine bugünkü konuğumla yapmıştım. Seçimler döneminde birlikte program yapmıştık. Bu uzun süren sessizliğin ardından Haber Artı'yla Pazartesi, Salı ve Çarşamba akşamları saat 20.15 ile 21 arası sizlerle birlikte olacağız. Haberlerin detaylarını, arka planlarını biraz daha farklı yönlerden, belki bazen biraz gülümseyerek, bazen belki biraz hiddetlenerek sizlerle birlikte olup haberlerin detaylarını öğrenmeye çalışacağız. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum bu akşam ilk programıma konuk olduğu için Ordu Belediye Başkanı Sayın Seyit Torun'a. Dediğim gibi son programda, stüdyo programında onunla yapmıştık ve açılışı da onunla yapıyoruz. Kendisi her zamanki nezaketini gösterip program öncesinde bize bir demet çiçekle gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Yeni programınızda da başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Ordu'da yeni bir soluk olacak, yeni bir renklilik olacak. Sizleri özlemiştik. Hoş İnşallah. Geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hemen hatırlatalım. Twitter'dan bize sorularınızla veya görüşlerinizle katılabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. 52 Haber Artı demek zorundayım. Böyle komik bir anons. Çünkü Türkçe karakterler biliyorsunuz problemli. Ekranda da göreceksiniz. Önümde de açık zaten. Hemen ben de buradan takip edip program sırasında eğer katılırsanız sorularınızı veya görüşlerinizi Sayın Başkanıma, konuğuma ileteceğim. Hızla gireceğiz. Bu programın önemli özelliklerinden bir tanesi hızlı olması efendim. Sayın Torun da zaten son derece hızlı ve enerjik. O nedenle dolu dolu bir program olacağına inanıyorum. Dün önemli bir gün yaşandı. Evet. Sizin açınızdan özellikle son bir yıldır çok tartışılan bir meselede son noktaya gelindi. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Evet. Umarım her şey istediğiniz gibi gider. Bize biraz öncelikle bu projeyi yapan Şefik Birki hakkında bir şeyler anlatır mısınız? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında biraz uzun sürdü, kabul ediyorum. Ama biraz ben olayın arkasını Şefik Birki'ye girmeden önce belediye hizmet binamızın geçmişini biraz anlatmam gerekiyor. Bildiğiniz gibi her zaman gündemde olan yeni bir hizmet binası. Çünkü iki ayrı binadan oluşmaktaydı. Biz arkadaki geçmişte pasaj olarak yapılmış binayı yeniden dizayn ederek, restore ederek bir hizmet binası şekline getirme, daha kullanışlı hem içiyle hem dışıyla kullanışlı bir bina yapmak amacıyla yola çıktık. Ama geriden noktada bu mümkün olmadı. Çünkü işte imalattan kaynaklı eksiklikler, süreç içerisinde bazı bina ile ilgili yetersizlikler ortaya çıktı ve mecburen yıkmak zorunda kaldık ve o arada çok büyük bir riskti bu. Evet, çok büyük. Seçimler hele bir de öne alınmış olsaydı. Kesinlikle riskli. Hatta o günlerde birçok arkadaşım da bana yani bunun şu anda zamanı olmadığını ve bu sürecin geçiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ama ben de öyle bir binanın üstünde oturmanın doğru olmayacağını, sonuçta seçim de olsa veya bir başka olumsuz eleştiriler de alsak doğru yapmak zorundayız dedik. Bugün anlaşılmazsa yarın anlaşılır diye yola çıktık. Bütün bugüne kadarki olduğu gibi. Ve sonuçta bu binayı yıktıktan sonra da valiliğin karayollarına arsasına, oradaki arsaya taşınacağı yönde bir gündem oluştu ve biz de o gündemle birlikte acaba belediye hizmet binası buraya yapılmasın, karayollarının olduğu alana olabilir mi diye bir düşünce ortaya çıktı. Biz onu da takip ettik. Evet. Yani olabilir mi diye. Yazılarımızı yazdık, önerilerimizi götürdük. O alanda belediye hizmet binası alanını oluşturabilmek için Sayın Bakan da dahil birçok yetkiliyle görüştük. Ama gelinen noktada karayolları en son bu orada bir alanın olamayacağı yönünde kesin fikrini söyleyince, bilgisi gelince tabii birçok şey de konuşuldu. Oraya mı yapılsın, buraya mı yapılsın? Çok, tabii çok düşünceler oldu. Hepsine saygılıyım. Yani elbette ki herkesin kendine göre bir doğrusu vardır. Dur, o da tartışılmaya değer. İnatçı değilsiniz değil mi? Bazı konularda hayır. Ama inandığım, bildiğim doğru da kesinlikle inatçıyım. Evet, çünkü özellikle meydan olması, yeşil alan olması konusunda size çok baskı yapıldı. Evet, bunları da dinledik ama.
Bunları da dinledik, halka sorduk, sivil toplum örgütlerine sorduk. İnsanlar ne diyor, ordu halkı ne diyor dinledik, kulak verdik. Hı hı. Ama gelinen noktada şu var, bakın Tayyip Bey. Şimdi bir kere meydan, evet. Meydan olsun. Orası meydan olmaz. Ha, yeşil alan düzenlemesi olabilir, bir rekreasyon alan düzenlemesi, hı hı, olabilir ama meydan olmaz. Meydanlar yol kenarında veyahut da böyle parça parça olmaz. Meydan geniş bir alanda, etrafında binaların olduğu, bugün İspanya'ya da gitseniz, İtalya'ya da gitseniz, Fransa'ya da gitseniz böyle alanlardadır. Bayağı, kaç metrekare sizin şu andaki boş olarak görülen çevrilmiş alan? 3600 falan. 3,5 dönüm civarında. 3,5 dönüm civarında. Evet. Şimdi tabii bakın, eğer meydan olacaksa dedik Cumhuriyet Meydanı. Hı hı. Sonuçta ismiyle de münhasır. Bu yarın Çarşamba Pazarı ile birlikte değerlendirildiğinde o alan, altında otopark, üstü büyük, hı-hı, bir alan, içinde donatoları olan ve şehrin nefes aldığı ve birçok etkinliği, birçok yapıyı bir arada bulunduran bir meydan olabilirdi. Burası olsa olsa dedik yeşil alan düzenlemesi olur. Ama dedik ki burası kıymetli bir yer. Bu kentin hafızası burası. Hı-hı. İnsan hafızasını kaybeder mi? Kaybetmek ister mi? Bugün gidin tarihi kentlere bakın, yani ülkemizde veya bir başka yabancı ülkelerdeki kentlere bakın. Belediye hizmet binaları o kentin en önemli organıdır, en önemli yeridir. Çok küçük bir şey söyleyeceğim hemen bu arada araya girip. Önümüzdeki 5-10 ya da 20 yıllık bir perspektif içerisinde vatandaşın belediyeyle olan direkt ilişkisi, yani fiziki anlamdaki ilişkisinin çok aşağı düşüleceği tahmin ediliyor. Kesinlikle. Yani e-belediye uygulamaları ile birlikte. Yani o nedenle sadece belediyede çalışan 300-500 kişi neyse personel, sadece onların gelip gittiği bir yer halinde kalmayacak mı? Yani bunu şunun için söylüyorum. Bu dönemdeki tartışmalarda karayollarının o tarafa ya da bir başka bulunacak alana belediye binasının taşınılması önerilmişti. Sizin bu konudaki görüşünüz ne? Hayır, eğer öyle bir yer verilmiş olsaydı zaten biz onun için çabaladık. Talep ettiniz. Evet, önerilerimize götürdük. İşte arazi teklifinde de bulunduk. Takas anlamında üstüne maddi değer de koyabileceğimizi. Niye vermediler? Valla her olumsuz cevap verdiler tabii. Niye vermediler onu bilemem. Mesela Sayın Ünal'ın bu konuda bir açıklaması oldu. Biz işte maliyenin de işte diğerinin de kaldırılıp bu yönde yanılmıyorsam eğer. Ama doğru, iyi hatırlıyorum. Biz bu konuda yardımcı olmaya hazırız diye bir beyanatı vardı. Sayın Bakan da, Kültür ve Turizm Bakanımız da o konuda, hı hı, o ifadeyi kullandı. Ama bakın biz şunu söyledik. Yani valilik oraya taşınacaksa, hı hı, belediyeyi de taşıyalım. Defterdarlığı da taşıyalım. SGK zaten taşınıyor. Evet. Defterdarlığa devredildi SGK'nın binası. Hı hı. SGK'nın olduğu yerde bir bütün içerisinde o zaman değerlendirelim. Evet. O zaman orada çok fonksiyonel bir şekilde, hı-hı, kullanmanız mümkün. Evet. Ama bu haliyle sadece yeşil alan düzenlemesi olur dedik. Hı-hı. Ha, onu karayollarının olduğu alanı talep edişimizin arkasındaki bir neden de şu. Bir kamusal bütünlük sağlanması. Hı-hı. Yani baktığınızda orada Emniyet Müdürlüğümüz, Garnizon, hı-hı, Komutanlığımız, Müftülük, YEDAŞ, evet, Adliye, Bayındırlık, birçok kurum orada. Yani valilik, belediye, SGK, defterdarlık da olunca bir kamusal alan olurdu. Evet. Hatta çok da şükür her zaman da söylerim. Belki böyle bir elektrikli sürekli ring atan bir araç da koyardınız. Vatandaş orada iner, orada biner. Sürekli böyle kamuda, hı-hı, bir yürüyüş mesafesinde, hı-hı, bütün problemlerini çözer. Bunu biliyorum. Sizin hayallerinizden bir tanesiydi bu. Evet. Ben bunu hep hayal ettim. Hatta o koridoru, o bulvarı, Atatürk, hı-hı, bulvarını başka fonksiyonlar da katarak orada, hı-hı, bir kent ulaşımı adına, bir kentlilik adına çok önemli bir kazanım olabilirdi. Bunun için tabii sonuna kadar inandığımız için bu projeyi takip ettik. Kaç aydır bekliyoruz Taner Bey. Evet. Siz de biliyorsunuz. Evet. Bütün durdurduk. Binası olmayan bir başkan olarak seçimlere gidecektiniz. Evet. Ayrıca asıl sorun, süreç ilerledikçe problemler de ortaya çıktı. Demin güzel bir konuya değindiniz. Dediniz ki yani yarın teknoloji gelişecek. Belki belediyede böyle bir kütleye ihtiyaç duyulmayacak. Daha az belediyeye gidilecek. Evet. Doğrudur. Biz şu anda bunun altyapısını yapıyoruz. Şu anda akıllı kenti ortaya, hı-hı, koyuyoruz ve Türkiye'de Avrupa Birliği fonlarıyla şu anda bunu yapan tek belediyeyiz ve
Önemli de bir mesafe aldık. Yaklaşık 2 yıldır veri tabanı oluşturuyoruz. Yani 2 yıldır somut bir şekilde. Onun öncesinde de topladığımız bilgiler var. Gerek haritalarımızın sayısallaştırılması, gerekse diğer bilgi ortamının ortaya koyulması ile ilgili. Yaklaşık 2 yıldan bu yana da 30-40 kişilik bir ekip sürekli bu konuyla ilgili veri topluyor. Şu anda belli bir çalışmayı sonlandırdık. Perşembe günü de zaten İstanbul'da katılacağımız bir toplantıyla birlikte de bunu biraz daha yol almış olacağız. Bunu şunun için anlatıyorum. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz ve karayollarının arazisiyle ilgili de bekledik. Evet. Ve bu olayın gerçekleşmesi için çaba harcadık. Ama kabul edersiniz ki gerek vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, gerekse çalışan arkadaşlarımız o kadar olumsuz koşulda hizmet alıyor ki ve veriyor ki her gün bunun biz sıkıntısını yaşıyoruz. Bir hizmet bütünlüğümüz yok. Özellikle yaşlı insanlarımız belediyeyi bulmakta ve belediye çıkmakta zorlanıyor. Engellilerimizi zaten kullanması mümkün değil şu aşamada. O zaman yani tablo çok net. Ben uğraştım, talep ettim. Ancak bir türlü istediğimiz noktada buluşamadık ve bu nedenle de karar verdik. En azından bize şu söylenilmiş olsaydı, ya süreç devam ediyor ama bu sürecin sonunda olabilir veyahut da olacaktır. Bir yıl sonra bu kesin sağlanacaktır. Böyle bir güvence alabilmiş olsaydık, bunca zorluğa rağmen, bunca olumsuzluğa rağmen gene beklerdik. Yani onu, o süreyi bir şekilde vatandaşlarımızın da anlayışına sığınarak, her türlü benim için yapılacak eleştiriye rağmen, her türlü bize yapılacak ithamlara rağmen onu da sineye çekerdik ama bu süreci de beklerdik. Evet. Süreç sanırım izleyicilerimiz tarafından da net olarak algılanmıştır diye düşünüyorum. Çok konuşuldu. Çok konuşulan şey de bazen sapmalar da olabilir. En net bilgiler herhalde yani bu şekilde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi buradan hemen günümüze gelelim isterseniz ve dün Şefik Bey'e geleceğiz. Bütün Şefik Bey'e gelemedik. Evet, projeye gelelim. Yani orada dün deklare ettiğiniz projeye. Bu arada Sefat, rica ediyorum hemen bize o projeyle ilgili şeyleri de fotoğrafları da gösterirsen sevinirim. Evet. Birinci sayfasıyla başladı galiba. Evet. Sayın Birkiye'nin kapağıyla birlikte girdi arkadaşlar. Evet. Şefik Birkiye ülkemizin yetiştirdiği çok önemli mimarlardan bir tanesi. Evet. Ve uluslararası alanda dünyanın birçok ülkesinde projesi olan, çok büyük bütçeli ve çok beğenilen projeleri yapmış bir değerli hemşerimiz. Tabii biz daha önceden aslında belediye hizmet binası ile ilgili bir proje hazırlatmıştık. Ya ama o anda işte karayollarının oraya taşınsın, orada olsun fikri gelince tabii o projeyi durdurduk biz. Evet. Ve süreci takip ettik. Ardından tabii yeniden artık oraya yapma mecburiyetimiz ortaya çıkınca dedik ki ya o zaman hani Şefik Bey ile ilgili bir bilgi geldi bize. Ya böyle bir mimar var. Aslında bir görürseniz, onun da bir fikrini alsanız. O ne düşünür? Aslında ne kadar güzel. Şu anlamda orada kentimizde yapılacak olan birçok proje, yani bir çeşmeyi bile bize bila istisna ücretsiz yapacak o kadar değerli yetişmiş beyinler var ki bundan faydalanmak bence çok güzel bir düşünceydi. Evet, yani Şefik Bey dedik en azından onun bir düşüncelerini alalım. O buraya nasıl bakar? Biz ona düşüncemizi söylediğimizde acaba o da uygun görür mü? Önce tabii ki Şefika teyzeyle amcayı ziyaret ettik. Kendileri turna suyunda oturuyorlar, annesiyle babası. Evet. 6 ay buradalar, 6 ay Ankara'dalar. Evet. Orada biraz durduralım. Evet, duralım biraz. Şefik Bey'i bir bitirelim. Evet. Ve kendisine bir şekilde ulaştık. O da bir iki ay içerisinde Ordu'ya geleceğini ve yüz yüze görüşebileceğimizi söyledi. Ordu'ya geldiğinde de görüştük, alanı gezdirdik. Gelişmeleri kendisine de aktardık. Süreci de izah ettik kendisine. İşte böyle bir süreçten bu noktaya geldik. Buraya kuş kondurmanız gerekiyor çünkü çok tartışıldı. Evet, onu da anlattık. Ve kendisi böyle bir şeyi yapmaktan onur duyacağını, Ordu'ya bir hizmeti dokunursa bunun kendisi için de çok mutluluk ve onur meselesi olacağını, konuyu da anladığını ifade etti. Bir çalışma yapıp bize döneceğini söyledi. Yalnız ayrılırken altını da çizdi.
Ben kesinlikle bunu ücretli yapmam. Yani hay ağzına sağlık. Evet. Tabii. Ne kadar güzel. Evet. Evet. Ve şunu söyledi. Ankara'da bir başbakanlık binası. Sayın Başbakan'ı kırmadım dedi. Hı-hı. Onun ricasını kıramadım. Bir de sizin ricanızı kıramadım. 15 yıldır dedi ben aslında böyle proje yapmıyorum aslında. Daha çok evet. Onlarla çok büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Ama bu benim için bir ülke sorumluluğudur. Bu kentin sorumluluğudur dedi ve sağ olsun kabul etti. Tabii şimdi kendisi birkaç eskiz hazırladı. Hı hı. En son İstanbul'da aynı zamanda Avrupa'da yönetim kurulu başkanı olan çok değerli hemşerimiz Sayın Ataoğlu da oradaydı. Hı hı. Hı hı. Ve onunla birlikte gitmiştik zaten. Onun da değerli katkılarıyla, onun da bize verdiği cesaretle projeyi orada anlattılar ve o da çok hoşlandı. O da uluslararası, hı hı. Hamdi Bey uluslararası bir şirketin İngiltere'de 50 yöneticiliğini yapıyor. 50 ülkede şubesi, hı hı. olan bir şirketin yöneticiliğini yapıyor. Evet. Sağ olsun Hamdi Bey'in de Sayın Ataoğlu'nun da çok büyük değerli katkıları oldu. Hala da devam ediyor katkıları. Orada proje olgunlaştı. Evet, devam ona göre edersek, devam edelim şimdi projeye. Hemen hızla buraları hızlı geçelim. Evet. Geçiyor muyuz Sefat? Peki bu üstten görünüş. Bulunduğu alanı gösteriyor. Alanı şu anda. Gösteriyor. Evet, şu anda bir kroki yine üstten. Çatlı krokisi, evet. Devam edelim. Eski binamız. Eski binanın bir detayı. Görünüşü. Evet, devam edelim. Bu şu andaki boş alan. Şu anki alanı. Ve vergi dairesinin oradan bakış. Evet. Bu tam seçemedim. Alanın üstten görünüş, evet. Vesaire. Neyse bu yine işte şu anki hali hazırdaki, evet, sıfır durumda. Koddan bakış. Evet. Bunlar ve bir yandaki binalar. Evet. Ve yine şu andaki görünüşlerden bir tanesi. Yine evet, üstten. Bu projenin şimdi yaptırdığımız projenin üstten görünümü. Gördüğünüz evet. gibi ekran, hemen hemen alanın yarısını. Ekranın üst kısmı deniz tarafını, diğer alt kısmı ise kara tarafını gösteriyor. Evet. Evet. Devam edelim. Geçiyor muyuz Sefat? Evet. Evet. Şimdi burada biraz kalalım bu istersen. Bu karayolu tarafından görünüşü. Yani ay ışığı diyelim ya da işte yaya geçidi diyelim. Yani ilk ya adım anıtının o taraftan. İlk adım anıtının oradan görünüş. Bir saat kulesi görüyoruz. Evet. Üstünde bir küçük alan ve iki tane merdivenli evet. bir gezinti alanı ve arkasında da binayı görüyoruz. Burada benim en önemli sorum galiba ahşap ağırlıklı olacak. Ahşap, taş ve tuğla. Mimarlar yaylalardaki yapılaşma ile ilgili biz daha önce programlarda falan tartışırken bir mimar arkadaşım şunu söylemişti. Yaylada yapılaşma için herhangi bir strüktür ya da mimari örnek geliştirmenize gerek yok. Tercihinizi taş, ahşap ve demirle yaparsanız yanlış yapma imkanınız yok derdi. Yani bu üç ana unsurla yapılan binalarda sonuca ulaşırsınız derdi. Çok benim kafama çok yatan bir iş yani bu ahşap. Evet. Taş kullanılması özellikle. Şimdi evet bize biraz bilgi verir misiniz? Bunları? Evet tabii şimdi yaklaşık işte 4 kat 8150 metrekare toplam kullanım alanı otopark, hı-hı. hariç. Altında galiba, evet, değil mi otopark? 70 araçlık altında otoparkı var ve, hı-hı. ayrıca bodrum katta teknik birimler. Yani elektrik gibi bazı destek birimleri, hı hı. Zabıtanın belli bir kısmı da burada olacak. Ayrıca 70 araçlık da otopark olacak. Evet. Binanın içi tamamen serbest hareket devam serbestisi edelim, olacak. Sefat devam edelim. Hı hı. Yani yarın alanları içinde büyütmek istediğinizde veya küçültmek istediğinizde istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Hı hı. Ve tamamen daha önce bizim bir şansımız oldu. Hem yeni restore ettirme, hı-hı. düşüncemiz varken ve sonradan yaptırdığımız projede iç yerleşkesini çok çalıştık. Hangi, hı-hı. birimler nerede olmalı, altta mı, üstte yani mi? Hizmet trafiğini, evet. diyelim. Yani birimlerimizin, evet. ölçeklerini, ölçeklemesini, burada durursak ölçeklemesini kalalım ona göre, hı-hı. yaptık ve
Şu anda o bizim için de bu projenin uygulaması yapılırken de çok önemli bir avantaj sağladı bize. Çok önemli. Kolaylık sağladı. Çok önemli. Evet. Alt katlarda daha çok vatandaşlarımızın çok sık kullandığı, çok en fazla ziyaret ettiği birimler. Evet. Yukarı doğru çıktıkça en az ziyaret ettiği birimler olmak üzere yerleştirdik. Devam şimdi edelim. Bir geri gelirsek aslında bir geri gelebiliriz. Gelebilir misin? Onlar galiba bir bütün olarak işlediler gelen şeyleri. Devam edelim. Siz anlatabilirsiniz. Evet, evet. Getirir arkadaşlar. Şimdi bu şu anki görünüm yani cami tarafından görünüm. Bu taraf öyle zannediyorum. Evet, cami tarafından cami değil, öbür taraftan değil. Özür dilerim. Bu şey defterdarlık binasının. Evet, o taraftan görünüm. Ben buradan da izlemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 6 basamakla 5-6 basamakla çıkılıyor. Ve zaten 80 santim kaldıracağız zeminden. Ve bir basamakla çıkılacak ve özürlü çözümü tabii hepsinin engelli rampaları, üst katları engelli asansörleri tamamen bütün birimlere engellilerimiz girecek şekilde dizayn edilecek. Yani hiçbir destek almadan girişi sağlanacak. Bu arada özürlü mü engelli mi? Ben hep karıştırıyorum. Engelli dememiz gerekiyor. Özür dilerim öyle bir tabir kullandığım için. Evet. Şimdi burası da karayolundan gene görünüm ve yani doğu istikametine baktığımızda buradan da girişi var. Vatandaş girişi, ön taraf protokol girişi. Yani bu camiye bakan deniz taraf. Tarafından da giriş var galiba. Öyle hayır, mi anlıyorum? Deniz yok. Tarafından giriş bu yok. Bu deniz tarafından görünüş galiba çünkü. Evet, deniz tarafından görünüş. Defterdarlık tarafından giriş. Evet. Tek giriş orası mı? Evet. Defterdarlık tarafı. Evet. Yani bu Yalı Cami tarafındaki yoğunluğu aldınız. Tabii. Öbür, öbür taraftan tamamen oradan sağlanacak. Yalı Camii tarafında da giriş var ama o giriş de tabii ki açık. İşte, sürekli kullanılan giriş. Bu zaten herhalde Yalı Camii tarafında. Evet. Bu o taraf. Avlusu var o tarafta. Evet. O avluda vatandaşlarımız orayı her gün kullanabilecekler, dinlenebilecekler. Belediyeye gelen, işi olan hemşehrilerimiz orada randevu verebilecek, oturabilecek veya belediyeli işi olmasın orada zamanını geçirebilecek. Evet. Oturup dinlenip orada kullanabilecek kamusal bir alan. Evet. Oradan da girişimiz var. Bizim genelde törenlerde belediyeye gelen konuklarımızı karşıladığımız kapı bu kapı olacak, protokol kapısı. Evet. Ama vatandaşlarımızın girişine de açık olacak. Anladım. Bu iki tane kanat var orada. Bunlar bir yürüyüş alanı mı? Yani kuledeki mi? Evet. Saat kulesindeki. Kuledeki evet, o saat kulesi. Saat kulesindeki o alanlar seyir terası. Yani vatandaşlarımız, gelen konuklarımız buradan merdivenle üst kata çıkarak o balkonlardan denizi, belediyeyi, o alanı izleyebilecekler. Şefik Bey'in ifadesiyle tabii bu kendi tanımı, mimari ifadesi onun. Yani Ordu'ya gelen, Ordu Belediyesi'ne gelen, Ordu'ya gelen insanlara kollarını açıp hoş geldiniz veya güle güle. Benzetiyordum da ben söylemek istemedim şimdi. Evet. Yani şu ortadaki bölüme bir kaş göz işareti falan da konsa orada resmen böyle bir adam duruyor gibi. Evet, kendisinin ifadesi Ordu'ya gelen insanın kucaklandığı, giderken güle güle, gelirken de hoş geldin dediği bir alan. Bu vatandaşın en üstünde ne var? Orada saat var. Bir gezinti alanı da orada var gibi sanki. Bir kullanım alanı orada da var gibi. Hayır, sanki. Yok. Sadece saat algıladım. Var. O saatin üstü de bir şey, mimari bir tasarım. Evet. Orada herhangi bir işlevi yok onun. Mimari bir tasarım. Devam edelim Sefat. Bu kadar mı? Hepsi bu aşağı yukarı. Evet. Hepsini göstermişler. Evet. Gördüğünüz gibi son derece geleneksel ve modern çizgileri de barındıran. Ayrıca gelecek yüzyıllara kalacak olan ve aslında kimliği olan bir bina. İki ana eksen var. Bir tanesi şu. Ben basın toplantısını videodan izledim. Evet. Ve orada Sayın Birke'ye sorulan soruları da takip etmeye çalıştım. Muhabir arkadaşlarımızdan da öğrenmeye çalıştım. Birincisi kendisine çok teşekkür ediyoruz. Alçak gönüllülüğü için. Evet. Yani dünyaca ünlü projeler çizmiş birisinin her soruya en ufak detayına varana kadar büyük bir saygı ve sabırla cevap verdiği için öncelikle bütün Ordu kenti adına ben teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir alçak gönüllülük. Evet, kesinlikle. Mimari, Türkiye'de futbol, mimari, işletmecilik her Türk tarafından çok iyi yapılan unsurlardır. bu konuda atış serbesttir.
Mesela az önce işte orada gördüğümüz kulede niye bilmem ne olmasın, burası niye böyle, buraya niye bir rozet takmadınız gibi birçok şey söylenebilir. Tabii ki. Ama bütün bunların mimaride bir cevabı vardır ve mimari başlı başına bir bilim dalıdır. O nedenle ben gerçekten teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten özür dilerim. Gerçekten orada hiç en ufak bir alınganlık göstermeden, en ufak bir bu konuda sesinin tonunu yükseltmeden anlayışlı bir şekilde dinledi ve herkese de cevap verdi. Herkesi de kendine göre haklı buldu. Hı hı. Kendi düşündüklerini de orada açıkladı. Tabii orada şunu da ifade etti. Bu beni çok etkiledi açıkçası. O günkü toplantıya kadar bunu konuşmamıştık kendisiyle. Bana da söylememişti açıkçası. Sonuçta bu bina hani modern deniyor. Ha, niye modern? Moda deniyor örneğin. Evet, bugünkü evet. Moda. Moda gelip geçici bir şey. Ben kalıcı bir şey yapmak istedim. Modern isteseydik, yani biz modern de bir şeyi bize bir tasarım sunardı diye düşünüyorum. Yani şöyle bir cevapla aslında bunu biraz pekiştirilebilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bana aktardığında hemen ben onu söyledim. 70'lerin modası bol paça, işte puantiyeli gömlekler, geniş yakalar. O da öyle açıkladı zaten. O da mı öyle açıkladı? Dedi ki yani siz moda ceket işte 3 düğmelidir ha. Dedi. İşte şöyledir, yakası şudur budur falan ama siz klasik bir ceket giyerseniz sonra, 20 sene sonra, 30 sene, 50 sene sonra da o ceketi giyebilirsiniz yani. Evet. Ayrıca modern binalarla ilgili olarak da çok önemli sıkıntılar çekiyoruz. Modern binadan herkesin anladığı şey çok farklı. İşte AVM'ler gelişiyor, bir takım bir konutlar yapılıyor falan. Bu noktada da kafamızın çok karışık olduğu mimari anlamda bir gerçek. Tabii ki Tayyip Bey, şimdi mesela şu anda cam giydirme binalar yapılıyor. Belki 20 sene sonra bunların hepsi kaldırılacak, evet. Yerine başka evet. Bir bina evet. Biçimi gelecek. Ama bugün 100 yıl önce, 150 yıl önce, 200 yıl önce yapılmış binalar hala içindeki fonksiyonlar değişse de ama dış ana yapı korunuyor ve belki kendisi de ifade etti orada toplantıda. 200 yıllık bina belki 300-400 yıl daha hizmet edecek. Hı hı. Biz de amacımız gelecek nesillere bir şey bırakmak değil mi? Biz de kalıcı, orduyu simgeleyen, ordunun belleği olan, hı hı. Ordunun belleği olan ve orduyu ifade eden bir yapı yapmak değil mi? Evet. Bunun için zaten bugüne kadar bekledik. Bunu istedik biz. Ben birçok kişi bina yapılsın ama nasıl bir bina dediğimde, sorduğumda istisnasız önemli bir kesim, önemli bir kitle şunu söyledi. Yani kimlikli bir bina olsun. Hı hı. Gelecek nesillere kalsın ve orduyu ifade etsin. Geleneksel mimari de yansıtsın ifade etti. Evet. Sonuçta çıkan eserde, çıkan yapıda genel olarak beğenildi. Evet. Anladığım kadarıyla eksiklikler bulanlar oldu. Bu da bilir, ki mutlaka olacaktır. Buna da saygılıyız. Yani sonuçta herkesin hemfikir olması mümkün değil. Herkesin kendine göre bir beğenisi vardır. Evet. Bakış açısı vardır. Mutlaka. Onlara saygı duyuyoruz. Mutlaka. Hayırlı uğurlu olsun. Peki kazma vurulup ne zaman yapılıp başlayacak? Şu anda Şefik Bey pazar günkü toplantıdan aldığı eleştirileri de değerlendirecek. Hı hı. 15 gün içinde o eleştirileri de uygun çözümler varsa gerçekten hı hı. Değiştirilebilir, uygulanabilir durumdaysa onları da değerlendirerek 15 gün sonra revize projeyi hı hı. Gönderecek. Bu arada zaten hemen uygulamalara başladık biz. Paranız yani uygulama var mı? Projesini. Zaten bunu İller Bankası kredisiyle yapacağız. O görüşmelerimizi biz ilk düşündüğümüz anda zaten yapmıştık. Hı hı. O konuda bir sıkıntımız yok. Herhangi bir şey sıkıntısı yaşayacak mısınız? Milli emlak yok pardon ne deniyor? Sit alanları falan oluyor. Ha, onunla ilgili de biz cumartesi günü evet onu da hatırlattığınız iyi oldu. Cumartesi günü zaten biz bu projeyi Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nda görüştük. Gündem dışı. Siz daha önce öbür Samsun Tabiat'la yine bu şeyin ayağını görüşmüştünüz ama. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine sakata gelmeyin bu noktada. Yani zannetmiyorum çünkü sonuçta bu bina onların da evet. Koruduğu, onların da istediği, onların da mücadele verdiği fikre hizmet ediyor. Yani biz buraya evet. Tamamen işte betonarme, cam giydirme, alikoban kaplama şu bu değil. Tamamen geleneksel mimariye uygun, son derece kimlikli bir bina
Evet. Yapıyoruz. O hesaplarınız şaştı mı peki hiç? Yani bütçe anlamında hesaplar şaştı mı? Şu anda yani hesap... Yaklaşık değerler var yani mı ortada? Hesap çıkmadığı için evet. söyleyemem ama Şefik Bey'in ifadesi şu. Yani sakın hani bunu kafanızda çok büyütmeyin. Hani bina böyle işte çok büyük rakamlar çıkar falan. Yani normal bir bina nasıl yapacaksanız maliyetler de o boyutta çıkacağını ifade etti. Yani burada evet. çok lüks malzemelerin kullanmayacağını, pencerelerin ahşap olacağını, işte efendim belki o alt katın istersek taş hani çok pahalı bulursak ahşabı taşa dönme falan yok, gibi hayır, mi? Yok, taşı belki sıvaya taş evet. şeklini vererek de olabilir. Yani son derece ekonomik bir bina olacağını ve yeşil bir bina olacağını her şeyden önce enerji tasarrufu olan, enerjisini minimize şekilde kullanan, yani onun da felsefesi harcadığınız enerji kaybıdır, harcamadığınız enerji de kazancınızdır şeklinde bakıyor. Evet. Bunu da sağlayacak bir yapı. Ama hani biz işte dünyaca ünlü bir mimarımız hazırladı. İşte bu şöyle çözümlemesi zor, bu çok lüks malzemeler gerekir. Mimarının ana özelliklerinden, daha doğrusu inşaat tekniklerinin ana özelliklerinden sapmalık gösterdiğini sanmıyorum. Binanın. Yok, ben bu zaten, projede gördüğüm kadarıyla. Ben zaten ilk şunu söyledim, evet. bizim paramız yok. Yani bu konuda dedim, o konuda dedim, bizi de yarın zorda evet. kalmayalım. Ben inanıyorum keşifler çıktığında da kabul edilebilecek, bugün herhangi yapılan bir binanın çok üstünde olacağını düşünmüyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım kafanızdaki gibi devam eder. Düşündüğünüz gibi devam eder. Şimdi Taner Bey, tabii ki bakın mesele burada hep bahsetmiyor muyuz gelecekle ilgili? Hep geleceğe yatırım yapalım, geleceğimiz falan. Yani sonuçta buradaki bu bina da gelecek adına yapılmış bir yatırım. Yarın onun içinde bizler olmayacağız. Yani bizden sonrakiler birçok nesil devredecek. Biz yarına bir bina sorunu yaşatmak istemedik. Bu binayı yarın yani deminki dediğiniz gibi belki yarın teknoloji gelişir. En az iner binanın kullanımı. Bu binada kültür merkezi olur. Başka sanata hizmet eder. Üstelik yani bu tür mimarlar da gerçekten mesela rahmetli Vedat Dalokay'da Sagra binasını yaptığında ben iyi hatırlıyorum. Oradaki binanın iç kısmında her şeye çevrilebilir unsurları düşünmüştü. Muhtemelen Sayın Birkiye de evet. Aynı şekilde düşünmüştür. Demin bahsetmiştim hatırlarsanız. Evet. Yani odaların büyütülmesi, küçültülmesi mümkün. Fonksiyonların değiştirilmesi mümkün. Evet. Hızla buradan başka bir yere geçeceğim. Enteresan başlıklarla çıkan gazete konularına kadar iş yürümüştü. Kapalı otopark alanıyla ilgili, yani pazar yeriyle ilgili olarak, fonksiyonel anlamda kullanılmasıyla ilgili olarak. Şimdi bununla ilgili olarak yenilen durum, herhalde gayri resmi olarak açılışı yapmışsınız. Evet. Biraz oradan söz etmek istiyorum ben. O söylenen otogarla ilgiliydi. Doğru, pardon. Otogarla ilgiliydi. Tamam. Ama şey, flash bir başlıktı yani. İyi bir başlıktı. Otogarı da notumda var zaten. Konuşacağım ama şu kapalı otopark davasını. Evet. Şimdi şu anda tabii otopark kısmını devreye aldık. Birkaç gün içerisinde pazar yerini de devreye alıyoruz. Üst katlardaki pasaj kısmıyla, yani alışveriş merkezi şeklinde düşündüğümüz kısmı da Aralık ayının ilk haftasında ihaleleri gerçekleşecek ve ondan sonra onları da yerleştirdikten sonra inşallah açılışını da yapacağız. Biz önce hani kullanılsın, içindeki faaliyetler başlasın, ondan sonra açılışını yapalım diye düşündük. Fakat tabii bir üzüntümüz maalesef otoparkımız istediğimiz düzeyde değil. Ya ceza yazın. Yani emniyetle görüşüyoruz. Zabıt arkadaşlarımızla bu konuda yönlendiriyoruz. Ama yaklaşık 400 araçlık otoparkımız günlük 40-50 araba zor giriyor. Halbuki hepimiz biliyoruz ki Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Yeni Mahalle ve Subaşı mahallemizde de ciddi bir trafik sorunumuz var. Orada otoparktan kaynaklanan, araç parkından kaynaklanan ciddi bir problemimiz araç var. Araç kullanıyorsam girmemeye çalışıyorum Zübeyde Hanım Caddesi'ne. Mümkün olduğu kadar girmek. Evet, yani biz de zaten o trafik sıkışıklığını çözmek. O alanda hani hep ordumuzda konuşulur ya, yani otoparklar yetersiz. İşte otopark en büyük sorun, otopark olmayış sorunu. Kabul ediyorum ben onu, yoktur demiyorum zaten. Evet. Vardır gerçekten.
Ama şimdi görüyorum ki o soruna çözüm üretildi fakat gene araçlarımızı oraya yönlendiremiyoruz. Ben oraya hiç girmedim ama birisinden bir eleştiri duydum. Doğru mu diye soruyorum sadece. Biraz o yüksek olan araçlar bile giremiyor. Hayır, yani zaten, oradaki durum nedir? Hayır, zaten orası küçük araçlar için. Yani o şeye mal götürme getirme için mi? Üst katlara mı alt katlara mı niye bilmiyorum. Yani hayır, şöyle orası minibüsler, yani o üstünde bagaj olan minibüsler için değil ama küçük minibüsler girebiliyor. Hı. Yani normal bir minibüs giriyor bagajsız. Hı. Ama biz orayı hani bagajlı minibüs veya kamyonetler, kamyonlar için yapmadık. Küçük araçlar için yaptık. Hı. Yani esnafın ihtiyacı var mı onun için oradan girmesine ihtiyaç, hayır, öyle bir gereklilik yok mu? Hayır. Yok. Hayır, öyle bir şey yok. Orası yani demin de bahsettiğim gibi otomobiller için ve minibüsler, yani küçük minibüsler için, bagajlı veya büyük minibüsler için değil. Evet. O 15 kişilik, 20 kişilik, 15'in üzerindeki minibüsler için değil. Satış yerleri... Dünyanın her yerinde de bu böyle. Öyle mi? Yani nizami ölçüler o yönde. Tabii ki bu zaten bir kritere göre yapıldı. Yani biz kafamıza göre işte... Hani kendi isteğimize olsun, göre öyle yapmadık. Olsun. Bunun bir standardı var. Yani yangından korunması, havalandırılması. Oraya devasa su tankları koyuldu. Devasa. Evet. O sprintler koyuldu. O kapalı alan için, yangın söndürü için. İnanılmaz aslında o harcadığımız, teknolojiye hazırladığımız para ciddi bir maliyet bizim için. Evet. Havalandırması... Yangın tedbirlerinin alınması, işte alarm sisteminin olması, kameralarının olması. İş yerlerine olan talep ne durumda? Tabii iş yerleriyle ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Aslında biz orayı tabii çarşamba pazarındaki esnaflarımız için yaptık. Hı-hı. Yani onların oraya geçmesi için. Onların düşüncesini alarak da metrekarelerini de ona göre ayarladık aslında. Evet. Ama gelinen süreçte tabii ihale yapma mecburiyetimiz olduğu için onlar da yani biz ancak ihalesiz taşınırsak olur şeklinde bir öneriyle geldiler ama bizim yasal olarak onu yapma şansımız yok. Evet, nasıl çözülecek? Vallahi tabii ihaleye girecekler. Sonuçta alabilen geçecek, alamayanla yapabileceğimiz bir şey yok ama eğer hani topyekün değerlendirilmiş olsaydı belki bir formülü bulunabilirdi, bilemiyorum. Evet. Hemen hızla devam edelim. Aslında süremizin de sonuna geldik. Otobüs garı ile ilgili gelinen durum nedir? Bu tespit edilen yerle ilgili olarak. Şu anda 22 dönüm fonksiyonel bir yerimiz var gerçekten. Evet. Bu çevre yoluna da çok yakın. Aynı zamanda güney ve doğu aksımızın da beslediği Atasanayi'nin hemen karşısında. Hı hı. Son derece olumlu bir alan. Zaten bu alanı tespit ederken de biz otogardaki işletmecilerle de görüştük. Bu konuda uzman, bu konuyu bilen plancılarla da görüştük. Şehir plancılarıyla da görüştük ve bu yer zaten ona göre seçildi. Şu anda Türkiye'de yapılmış iyi örnekleri inceliyoruz. Evet. Samsun, Erzurum, işte Malatya gibi birçok kentte çok yakın bir sürede yapılmış otogarları inceliyoruz. Onlardan da bilgi edinerek gene otogar esnafımızın da düşüncesini alarak projesini hazırlayacağız ve 2013 yılının içerisinde de artık yap işlet devret veya bir modelle ihalesini gerçekleştireceğiz. Peki. Ben hızlanıyorum. Programın sonuna geldik çünkü. Cibil Deresi. Evet. Niye Cibil Deresi diyorum? Yani benim evim de o tarafa yakın ve inanılmaz berbat bir durumda. Bununla ilgili çok kısa olarak ama rica edeceğim. Düşündüğünüz bir şey var mı? Cibil Deresi'ni yakında ihaleye çıkarıyoruz. Şu anda keşifleri bitmek üzere. Cibil Deresi gerçekten Ordu'ya yakışan, yani Bülbül Deresi'nde yaptığımız gibi ama fonksiyonu farklı olacak tabii. Ama mesela orada birkaç tane tahliye yerleri falan da var. O ne deniyor adına bilmiyorum. Biriktirme onlar mi, atık mı? Onlar yağmur suyu tahliyeleri. Ama değil de orası çok kötü kokuyor şey yaptığı zaman. Şimdi şöyle. Açıldığı zaman mı? Yani ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle zaman zaman bazı hatlarda tıkanma olduğu zaman hat şişiyor ve patlıyor oradan. Evet. Şimdi onunla ilgili tedbirleri de arkadaşlarımız çalışmalarında yapıyorlar. Yedek pompalar veyahut da patladığı anda o kadar alanı absorbe edecek bir imalatı da yapıyorlar. Yeni pompalar da getirttirdik oraya. Onu da engelleyeceğiz. Sonuçta
o kadar güzel bir rekreasyon alanını evet. herhalde kötü kokuyla da muhatap bırakmak olmaz. Evet. Yani orayı kar yağdığı ilgili... şeklinde hı hı. çiçeklendireceğiz, derin içinde bir hazne oluşturacağız. Doygun bir su elde edeceğiz. O doygun suda da eğer su bizi tatmin ederse orada tutacağımız doygun su gondol gezdireceğiz. Hızla devam ediyoruz yine. Yani hızlı olduğu için bu kadar kısa. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yo, zaten çok açık, net. Yani bu bunlar yapılacaksa yapılır. Bunu çok fazla süslemeye gerek yok aslında. Yollar. Kendi çok yollar. Kötü. Çok kötü. Çok kötü. Yani siz de kabul ediyorsunuz. Kesinlikle. Bu işte bütçe sorunu mudur? Yetersizlik midir? Sizin görüşünüz nedir? Şimdi tabii geçen haftalarda bu konuyla ilgili basın toplantısı da yaptım. Hı hı. Maalesef şu anda devam eden yollarımız var. Bir de doğal gazın geçtiği yollarımız var. Evet. Biz özellikle belli yollarımızda altyapıyı da tamamen rehabilit ediyoruz. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, YEDAŞ elektrik hı hı. hatlarını yer altına alıyor. Doğal gaz hattı da geçiyor. Telekom da hatlarını yeniliyor veya rehabilit ediyor. Fakat bunun dışındaki yerlerle ilgili de sorunlarımız var. Bu bir süreç. Bunu ben çok değerli hemşehrilerimden bu konuda anlayış istiyorum. Çünkü bu hemen yapılacak bir olay değil. Evet. Çünkü bir kurum çıkacak, bir kurum girecek. Evet. Bu süre gelen bir olay. Ama bizim asıl sıkıntımız maalesef doğal gazın yaptığı çalışmalarla ilgili. Makası çok açtılar. Sürekli kazdılar, ana hatları geçtiler. Arka toparlanmadığı için şehrin her tarafı delik deşik. Evet. Her tarafı açık. Evet. Şu anda kendileriyle de görüştük. En son Sayın Genel Müdürleri de geldi. Hı hı. Ana arterleri ve açılan yerleri kapatmadan şu anda çalışmalarına izin vermiyoruz. Ana arterler ve açtıkları yerler kapatıldıktan sonra tekrar çalışmalarına planlı bir şekilde bizim izin verdiğimiz ölçüde devam edeceğiz. Asfalt mı, parke mi? Tabii ilk etapta onarım yapılacak çünkü hı hı. hemen... doğal gazın geçtiği yerde bakın Taner Bey şöyle bir sıkıntımız var. Ana hat geçiyor evet. ama parsel bağlantıları yapılamıyor. Siz bu yolu yapsanız diyelim ki ana hat geçti. Parkeyi hiç yapmadığınız asfalta döndüğünüz tekrar onu o kılcalları atmak için tekrar kazmak tekrar zorunda kalacaksınız. Evet. O yüzden biz en azından şimdiden tamiratlarını yaptırıp onarımlarını gerçekleştirip ondan sonra zaten planlı bir şekilde özellikle ana arterden trafik yoğunluğu fazla olan evet. yollarımızdan yola çıkarak hepsini asfaltlayacağız. Hı hı. Bizim bundan sonraki hedefimiz mesela şimdi İbn Sina Caddesi'nin devamı yapılacak. Aynı şekilde gene Akyazı Mahallemizde Yavuz Sultan Selim Caddesi var. Yani birçok evet. şu anda birçok caddemiz sokağımız olduğu için onların hepsi ana arterlerin hepsi asfaltlanacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İlk programımda konuk oldunuz. Hızlı bir 45 dakikaya sığdınız. Ben de hızlı konuştum öyle mi? Çok teşekkür ederim. O kadar hoşuma gidiyor ki gelen konuklar da eğer aynı hızla yürürlerse. Birçok konu daha var. Mahalle toplantıları yapıyorsunuz. Ben bunu çok evet. önemsiyorum. Mahalle toplantılarını. O nedenle geldiğimiz nokta itibariyle kent yönetmek başlı başına bir iş. Herkes bir belediye başkanı. Herkesin görüşleri var. Zor bir iş yapıyorsunuz. Önümüzdeki seçimlerde aday mısınız? evet. evet, evet. Net, yani, net bir cevapla. Şimdi tabii ben sonuçta görevime yok, devam ediyorum. Hayır ya yani, partisel yok. İlişkileri falan yani bir şu, kenara koyarak. Yani, benim bir partiniz hani, var sonuçta. Ha, evet sonuçta onlar karar verecek. Tabii tabii. Ben yani, hani o kısmı da. Yok ben temayül anlamında. Evet, ben tabii ki eğer bu konuda yetki verirse devam etmek isterim. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten sizinle sohbet etmek çok keyif. Böyle ben de hiç takılmadan devam ediyorum. Teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz bir programın sonuna geldik. Yani daha doğrusu ilk programın sonuna geldik. Pazartesi, Salı, Çarşamba akşamları saat 20.15'te 21 arasında sizlerle birlikte olacağız. Her konuda görüş ve önerilerinizi bekliyoruz efendim. Twitter'la, Facebook'la, SMS'le işte bir sürü genel iletişim yollarıyla ulaşabilirsiniz. Yarın akşam HES'lerin raporunu alacağız biraz. HES konusunu konuşacağız. Önemli bir konu. Karadeniz'in önemli problemlerinden bir tanesi. Bütün Karadeniz'in. Bu noktada konuğumuz bize yardımcı olmaya çalışacak. Ve onunla birlikte HES'leri birazcık 45 dakikalık süremiz içerisinde masaya yatırmaya çalışacağız. Bizlerle birlikte olup izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada görseller ve bazı materyallerin hazırlanmasında yardımcı olan Go danışmanlığa da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkür size.
Son cümleyle isterseniz siz de iyi akşamlar diyebilirsiniz. Biz teşekkür ediyoruz sizlere. Bizleri konuk ettiğiniz için, yayın ekibine de aynı şekilde teşekkür ediyoruz. Bizleri izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum son kez. Gerçekten bazı şeylerde eksiklikler, aksaklıklar olabilir ama biz elimizden geldiğince en iyisini yapma adına, yarına daha güzel yaşanılır bir ordu bırakma adına mücadele veriyoruz. Ve bu kararlılıkla devam edeceğiz. Ben verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim hoşça kalın. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. İyi olun.